Varanasi'de ikinci günden merhaba. Muazzam karışık bir trafiğin içinden nehire doğru artık kestirme yollardan gelmeye çalıştım. Çünkü trafik o kadar yoğun ki 40 derecelik sıcaklık altında yolda yürümek inanın ki çok zor. Yani olur olmadık şeylere korna çalabiliyorlar. Şurası şu an sakin hali çünkü trafiğe kapalı alana yaklaşmış bulunuyoruz. Şöyle etrafı göstermek istiyorum. Burası artık turistik alana giriyor. Ama kesinlikle trafiğe kapalı değil. Kendimizi böyle kurtararak gitmeye çalışıyoruz. Ya bakın hiç durmak falan yok. Yanınızda biti veriyorlar, önünüzde biti veriyorlar. Oldukça tehlikeli bir trafik durumu söz konusu. Onun dışında şehir oldukça sıcak. Şu an 40 derecenin üstünde bir sıcaklık hissedilen. Hava durumları da 38-39 derece gösteriyor ama hissedilen oldukça fazla. Tabii Ganj Nehri'nle ünlü bir şehir. Hediyelik olarak da daha çok tekstil üzerine böyle nam yapmış. Mesela Katmandu'da nasıldı arkadaşlar? Taş vardı. Taş, Nepal dağlarından gelen taşlar vardı. Haydarabad'da inciler vardı. İşte her şehire göre Kanyakumari'de yine inci, midye kabuğu, okyanustan gelen ürünler vardı. Burada da daha çok tekstil üzerine, tekstil ağırlıklı satışlar söz konusu. Şöyle etrafı yeniden görelim. Buralar alışveriş için özellikle gece çok kalabalık olmakta. Tabii bu yoğun sıcakta yürümek biraz zor. Nehir kenarına iniyorum yine. Ganj Nehri'nin etrafında biraz yürüyüş yapacağız birlikte. Ve bugünü toparlayacağız Varanasi'de. Hakikaten Hindistan'da gördüğüm en ilginç şehirlerden birisi. Ve Hindistan rotası yapılacaksa muhakkak Varanasi görülmelidir. Bunu buraya ekliyorum. Yalnız trafikte çok dikkatli olunmalı. Sadece kornaya basarak ilerlemek isteyen insanlarla dolu, çevreli bir şehirden bahsediyoruz. Bakın turistler alışveriş yapıyorlar. Takı, incik, boncuk, kaşmir ya da işte türevleri, şal, atkı, renkli renkli. Turistler de bu şekilde alışveriş yapıyorlar. Biz de böyle uygun bir dükkan bulursak bakalım isterseniz, dilerseniz. Tabii videoyu da biraz uzatmak istemiyorum ama videolar biraz uzuyor zaman zaman. Videoyu uzatmak istemiyorum çünkü kaldığım yerde Wi-Fi yok. Bakın böyle tüy gibi biraz naylon bir kumaşa benziyor. Değişik. Değişik kumaşlar var. Nasıl diyelim? Tül gibi. Öyle herhalde. Hayır. Cotton. Yeah. Okay. Ha. So soft. Yeah, soft. Good one. Yeah, it's not good. It is the pure silk. Silk. That was cotton silk. Ha. For example, how much it? Like that was 450. 450. Yeah. Okay. All price different, huh? Yeah. But that one is silk, like hardly. Hard. Yeah. And that one so soft. Soft. Cow's cotton, yeah, huh? When you washed, more soft. Very. Yeah. 450, huh? 50 rupees, yeah. Okay. Thank you. Welcome. Have a good day. Şimdi değişik materyaller var. Değişik cotton, cotton ha?
Hadiv Hotel. Hmm. It's from Varanasi? Yeah. All? No. That one is not Varanasi. Okay. That one is Hadiv one. Hadiv. So stop look. Hadiv Hotel. Hmm. Okay. Thank you. Yeah. For Varanasi. Hmm. Not any other country, other state. Only Varanasi. Varanasi. Yeah. It's from Varanasi. Only product of Varanasi. Okay. I think she's looking, huh? Okay. Thank you. Thank you for your time. Bu şekilde arkadaşlar ürünler Varanasi'de yapılıyormuş. Değişik kumaşlar var. Kimisi sert, kimisi yumuşak. Yumuşak olanlar böyle pamuktan yapılıyor. Diğerleri farklı. Mesela bu değişik, güzel bir kumaş. Görüyorsunuz kumaşçıları. Tabii elbiseler var, bakın değişik elbiseler. Hint elbiseleri. Çok güzel ürünler var. Demek gerekiyor. Bu neymiş ya bu? Kilim gibi. Değişik elbiseler var. Evet, nehire inerken bu şekilde satıcılarla da ayaküstü sorduk. Fiyat olarak da çok cazip yani. 450 rupi. İşte bir öğün yemek parası diyelim arkadaşlar. Bir öğün yemek parası. Hiç yoktan kornaya basan bir kendini bilmez diyeceğim. Bu şekilde şu an ilerliyoruz nehire doğru. Kalabalık gruplar var. Bakın takı alıyorlar. Takı değişik. Böyle. You can see the ceremony, the burning is ritual. Ah, okay, thank you. Now is beginning time. Ah, okay, thank you. You can look. No, I want to go to river. Yeah, from that way also to the river. Yeah, okay. Şimdi o dünkü tapınağı seremoniye çağırıyor beni. Yalnız... No, İstanbul, Turkey. Turkey. Yes, thank you. Seremoni de tapınakta ama 400 rupilik bir giriş ücreti var, biliyorum. Çok da bir şeye benzemiyor. Bir saat orada durmak gerekiyor. Benim öyle bir vaktim yok. Oradan ayrılmayı tercih ederim. Öyle diyelim. Etrafı gördük, çok fazla dilenci var. Bu dilencilerden kurtulmaya çalışıyoruz ama pek kurtulamıyoruz. 10 metrede, 20 metrede biri size dokunup para istiyor. Toplamda 20 kişi size dokunsa, bunlara 10'ar rupi bile verseniz olmaz, bitmez. Yani yine isteyecekler. Onun için hangisinin ihtiyacı var bilemediğimden ben de kimseye bir şey vermiyorum arkadaşlar. Kime ne vereceğiz? O da belli değil. Şu bakın kumaşlara. Güzel. Kumaş satan abiler var. Burada değişik örtüler, değişik durumlar mevcut. Hava hakikaten sıcak. Kamerada artık iyi ki kameramız var. Şu kamera olmasa çekim yapmak telefonla falan mümkün değil. Telefon hata verir. Yani bu sıcakta telefon kayıt altında 5 dakika durduğunda telefon çok ısınıyor. Kaldı ki Google Pixel Tensor işlemciyle çok ısınan bir telefon değil. Ona rağmen hakikaten böyle sıcaktan artık telefon uyarı veriyor. Videoyu kapatıyor. Zamanlar oluyor. Bu Madurai'de olmuştu. Madurai'de sıcaklık 45 derecelere yakındı. Burada da oraya yakın. Artık Hindistan için yaz dönemi. Sokaklarda keçi, inek, büyükbaş sığır görmek mevcut. Bunlar var. Nehire yaklaştık artık arkadaşlar. Birazdan nehirden çekeceğiz. Kalabalıklar içinde
sonunda sakinliğe ulaştık. Sakinlik hakikaten güzel ama huzuru kaçıran, görüyorsunuz, birkaç motosikletçi oluyor. Şimdi merdivenlerden Ganj'a uzanacağız. Ganj bütün ihtişamında karşımızda şu an görünecek. Siz de görün istiyorum. Ganj hakikaten insanı böyle huzura ulaştıran bir yer diyebilirim. Çok huzurlu bir yer. Sanırım buradan görünüyor. Sakin gölge bir yer bulursak iyi olur. Şöyle biz de merdivenlerde oturabiliriz biraz. Olabilir. Evet arkadaşlar, Ganj Nehri hakikaten dediğim gibi insana huzur veren bir yer. Şöyle etrafında bir sürü tapınak var. Yani her noktasında var diyelim. İnsanlar buraya geliyorlar, giriyorlar. Su sanki bugün temiz gibi. Bana öyle geldi. Biz de gireriz. Belki. Burada akşamüstleri insanlar toplanıyorlar. Bakın. Girenler var. Şurada bir gölge ben de bulursam şu gençler gibi 5-10 dakika oturacağım. Biz de şuraya oturalım. Bot turları. Suya girenler bu şekilde. Akıntısı aslında yüksek bir nehir. Karşıda görünüyor mu bilmiyorum. Karşıda da çok fazla giren var. Ben şimdi o karşıdaki köprüye doğru yürümek istiyorum ama umarım bu sıcakta muvaffak olabiliriz. Göreceğiz nasıl olacak. Ganj'la birlikte ben de şöyle çıkayım. Hafif bir gölge bulunca biraz yürüyeyim istedim. Dinlendim. Dinlenmek gerekiyor. Bakın insanlar nerede yüzüyor. Şöyle biz de Ganj kenarında yürürken etrafı çekelim istiyorum. Ganj'dan da biraz size bahsedeyim. Ganj Nehri Hinduizm inancına göre kutsal bir nehir. Şöyle her yerinde tapınaklar var. Bakın insanlar giriyor. Günlük işlerde kullanılıyor. Babam bu nehrin yakınlarında sanırım, bakın burada şeyler var. Konuk evleri, hosteller var. Böyle bir yerde kalmış olabilir. Biz tabii biraz uzakta kaldık. Günün şartlarında onun kalabildiği yerlerde ben konaklayamıyorum diyelim. Onun söylediğine göre bütün gece çan çalmışlar. Tören, ibadet gibi şeyler olmuş. Evet. Biz şimdi böyle devam ediyoruz. Bakın akşam saatlerinde çok kalabalık oluyor. Ama gündüz sıcakta tabii pek öyle bir kalabalık yok. Çok merdivenli, yokuşlu, inişli. Bakalım nasıl gideceğiz. Yer bulmaya çalışıyorum. Dönüşü de buradan yapayım ki dönerken de video çekeriz. Thank you. Evet, dediğime üzere kutsal olarak adlandırıyorlar bu nehri. Şöyle merdivenlerden yine ineceğiz, çıkacağız, bir şeyler olacak. Etrafı da göstereyim size. Hindular nehri tanrıca Ganga'nın kişiselleştirmiş formu olarak tanımlıyorlar. Bakın orada yüzen biri var. Görünüyor sanırım.
İnsanlar bu nehre tapıyor arkadaşlar. Yani Ganga'nın ruhu olduğuna inanıyorlar bu nehrin. Bu nehre tabi girip inançlarına göre yıkanmak, günahların böyle affedilmesi, tövbelerin kabul edilmesi anlamına da gelmekte. Ve belirli dönemlerde bu nehrin etrafında çok fazla insan toplanıyor. Nasıl diyelim, belki Türkiye nüfusu kadar insanın nehrin etrafında toplandığı biliniyor. Dünyada bir rekor kırmış toplanma alanında. Tabii Hindu inancına göre yine biraz anlatayım ben. Ganga'nın ruhu olduğu düşünüldüğü için bu nehrin de hiçbir şekilde kirlenmeyeceğine inanıyorlar ve bu nehirde bak bir tanesi yıkanıyor karşıda, neyse ona zoom yapmayalım da nehirde yıkanıyorlar, burayı kullanıyorlar, yüzüyorlar. Buradan onlar için su içmek özellikle ölüm döşeğindeki insanlar için çok önemli. Cennete gidileceğine, yani onların tanımına göre inanılıyor ve şişelerde bu gibi su bekletiliyormuş arkadaşlar evlerde. Yani ölüm döşeğinde olanlara bu sudan içiriyorlar. Nehir çok kirli. Tabii bunun kirli olmasının sebebi biraz da buranın kirlenmeyeceğine insanlar inandığı için atıklarını, kanalizasyonları buraya yıllarca salmışlar ve kirlenmeyeceğini düşünüyorlar ama tabii hayat öyle değil. Hakikaten kirli bir suya sahip. Artık bağışıklık kazandıklarını düşünüyorum ben. İnsanlar yani buna bağışıklık kazanmış, giriyorlar tabii. Ama muhtemelen biz girersek sarılık, tifo, her şey olabilir. Yani ben bir bakayım dedim. Buralarda girilebilir mi? Ama hiç öyle girilebilecek bir su niteliği görmedim. Desem yeri. Şimdi oradan geçmeyelim. Orada uyuyanlar var. Yine merdivenlerden şöyle ineyim, çıkayım. Bir şeyler olsun nehir kenarında. Biz de gezmiş olalım. Biraz da kalabalıkta gezeriz. Ve günü toparlarız. Şimdi tapınak falan gezmedik. Seronomiler var. İşte bu nehir kenarında da yine ölü yakma. Yani Hinduların yıkılması nehir kenarında çok önemli. Veya burada değilse binlerce kilometre uzaklıktan gelip Ganga küllerini serpiyorlar arkadaşlar. Bu onlar için çok önemli. Bu onlar için oldukça önemli. Onun dışında bilinen başka bir durumsa hamile kadın ya da işte ölen çocuk varsa Ganga atılıyor. Bu nedenle de Ganga'da çok fazla ölü ceset bu şekilde bulunuyor ve bunlar kesinlikle toplanmıyor. Muş ben görmedim, şahit olmadım. Tabii tekneler var, gidenler var, gelenler var. Bunları söylüyorlar. Dediğim gibi onlar toplanmıyor. Kuşlar tarafından sanırım yeniliyormuş. Kötü bir koku ve diğer şeylerin olduğu söyleniyor. Bu da tabii nehir etrafında olan şeylermiş. Biz tabii gözle şahit olmadık ama öğrendiğimiz bilgiler doğrultusunda size de aktarıyorum. Diğer tarafa doğru da yürürüz. Biraz böyle yürüdüm. Biraz da diğer tarafa doğru yürüyelim. Geriye döneceğim yine. Yolu tutup devam edeceğim. Bakalım
Güzel güzel başladık güne. Fena değildi ama çok sıcaktı. Biraz bulut girince şimdi yürümeye başladım arkadaşlar. Yürümeye başladım. Ganj etkileyici bir yer. Neden etkileyici bir yer? Güzel gözüküyor. Etrafında mistik yapılar var. Çok fazla tapınak var. Tabii Hindu inancına göre de kutsal sayılan bir yer. Çok fazla seranomi oluyor. Çok fazla değişik şey oluyor. Onun için Varanasi görülmesi gereken bir yer. Bir diğeri de hemen yakınında bulunan Allahabad. Yarın oraya geçeceğim. Allahabad'da olacağız yarın. Şöyle çok ilginç taş binalar var bakın. İnsanlar gerçi çoğu insan buralarda uyuyor. Şurayı da gördükten sonra ben tabii ilerleyeceğim ama videonun uzun olmaması adına biraz ara verelim isterseniz. Ganj ile ilgili bilgileri sanıyorum ki doğru olarak anlattık ve etrafını da görüyoruz bu şekilde. Geldiğim yer daha hareketliydi. Tabii şimdi saat 2.30-3 civarı. Sıcak olunca insanlar pek gelmiyor. Akşamüstü yine kalabalık olacaktır. Belirli dönemleri varmış. Bilinen sanırım Şubat ayında mı? Belirli bizdeki bayram gibi onların da belirli dönemleri var. 100 milyon, 120 milyon insanın nehir etrafında toplandığı söyleniyor arkadaşlar. Yani Türkiye nüfusundan fazla insanın bu nehir etrafında toplanıp bu nehire girdiği söyleniyor. Yani nehir girilir mi? Girilebilir ama bizim bağışıklık sistemimiz bu nehirdeki bakteri ve mikroplara sanıyorum ki karşılık göstermez ve rahatsızlanabiliriz. Onun için biz kenarında yürümeyi tercih ediyoruz. Aslında köprüden karşıya geçmeyi istiyorum ama çok geç olacak. Orada bir kale varmış. Kaleyi görmekten vazgeçtim arkadaşlar. Şehirde biraz daha tur atıp akşam yemeğinden sonra dinlenmeyi tercih edeceğim. Bu bizim için daha iyi olacak. Neden? Artık gezideki 60. günü çoktan sanırım devirdik. Bu 60 günde de böyle uçakla falan seyahat değil. Sürekli trende, sürekli otobüste, daha çok velhasıl trende. Artık şehir değiştirmekten de biraz yorulduk gibi. Ganj böyleydi. Etrafında tapınakları olan değişik bir yer. Ben şimdi biraz daha yürüyeceğim. Bakın akşamları muhtemelen buralarda toplanıyorlar. Toplanıp seranomi, müzik çalıyorlar. Görüyorsunuz bakın yani boruyu direkt oraya vermişler. Akıtıyorlar demek ki. Durum burada böyle. Arkada tekrar bir çekim yaparız Ganj etrafında. Bir de akşamüstü kapanış konuşması yapıp Varanasi bölümümüzü toparlayacağız. Görüşmek dileğiyle. Kamerayı kapattım ama telefonla şöyle size araya çekeyim. Bakın bir ölü yakma merasimi. Karşıda da odunlar var. Abiler bekliyor. Biz de şöyle biraz bakalım. Oturalım. Burada ölüleri yakıyorlar. Arkadaşlar. Kameradan iyi çıkmamış olabilir. Telefon kamerasını kullandım. Bu şekilde.
Odunlar orada. Durumu biraz anlatayım. Burada ölüler yakıldıktan sonra külleri toplanıp nehre atılıyor. Burada odunları görüyorsunuz. Az önce biri şu sol taraftakini söndürdü. Sanırım yakınıydı. Yüzünden düşen zaten böyle adamın bin parça diyelim. Böyle değişik kültürleri var. Böyle değişik şeyleri var. Ganj anlattığımız gibi kutsal sayıldığı için buralarda böyle yapılıyorlar. Külleri nehirle, Tanrı Ganga'yla buluşturuyorlar. Tuhaf. Tuhaf inanışlar, tuhaf adetler. Ama bunları da görüyoruz. Böyle. Mümkün olduğunca nehir kenarında dolaşmaya devam ediyorum. Gün de batmak üzere. Etrafı şöyle göstereyim. Az önce zaten burayı göstermiştik cep telefonu kamerasıyla. Bu istikametten bayağı bir ilerledim ve tekrar geri geldim. Şimdi okay. İşte bakın. Burada şu an bir yapım işlemi var. Ölüleri yakan adamla konuştuk. Ama video kayıt altında olmadı. Çünkü biliyorum ki para isteyecek. Nihayetinde sohbetin sonunda kendi için değil ama fakir aileler için cüzi bir miktar para talep etti. Ben de çok küçük bir param vardı. Biraz olmaz falan dedi. Yani bir kilo odun 150 rupi, sen bize 50 rupi veriyorsun falan dedi. Dedim yok yani, ne vereyim, 500 rupi mi vereyim? Konuyu biraz anlattım. İşte insan öldükten sonra iki bombuyla birlikte ailesi önce bir yağ ile onları ölüyü olduğu gibi yağlıyorlar. Bambuya koyup buraya getiriyorlar. Yakma işlemi daha sonra devam ediyor. Tuhaf gelenekler, hepsini gördük. Şimdi burada bir seronomi varmış. Ama ben ilerlemeyi düşünüyorum arkadaşlar. Burası çok karışık bir durum. Dün bir seronomiye katılmıştık. Müzik çalınıyor. Şey, bize uyan bir durum değil. Böyle karışık bir durum. Video çekmedim ama fotoğraf çekildim ölüleri yakan adamla. Tuhaf bir adam, biraz korkunç bir adam. Sanırım Ganj'ın içinde fazla durmaktan, Ganj'ın kenarında sarılık hastası olmuş olabilir. Gözleri sapsarı. Tuhaf bir adamdı. Ama hoş İngilizce biliyor. Çok iyi anlattı durumu. Odunlar dizildikten sonra herhangi bir benzin, işte herhangi bir şey kullanılmıyor. Ateş yakılıyor. 3 saat kadar duruyormuş. 3 saatin sonunda aile başında bekliyor. Yakılmadan önce de Ganj'dan su alıyorlar. Ağzına su akıtılıyor Ganj'dan. En sonunda da yani şimdi çok şey var orada anlatılan ama hepsini size anlatmam mümkün değil. En sonunda küller Ganj'a gidiyor arkadaşlar. Orayı da görmüş olduk. Tabii parası olmayanlar da varmış çok.
yakılmak isteniliyor. Ama odun almaya para yok. Öyle durumlar da var. Evet, fakirliğin gözü kör olsun. İnsanlar önce odun almaya para da bulunmuyorsa o kötü işte. Biraz ilerleyeceğiz sizinle. Şehrin içinden de ufak tefek çekeceğiz. Bugünü toparlayacağız. Artık akşamüstü oluyor. Ganj'ın etrafı oldukça kalabalık. Etrafı görün. Geniş açı lensi çıkardım kameradan. Artık böyle devam edelim. Akşamüstü saatlerinde böylesi daha iyi olur. Bakın, gündüz buralardan geçtik. Kimseler yoktu. Bir de şimdiki duruma bakalım. Tekne turları, bot turları, kalabalık başlamış. Yukarıda da çan çalıyor. Henüz hareket başlamamış ama birazdan başlar. Ortalık ana baba günü olmuş arkadaşlar. Ben de bir su alayım, biraz dinleneyim. Buradan çıkalım artık, Ganj'dan ayrılalım. Şehir içinde de bir kapanış konuşması yaparız. Oradan da yemeğe gideceğim. Şöyle size son kez gösteriyorum. Ganj'dan çektiğimiz son görüntü. Yes. Okay, thank you. Arkadaşlar, karşıda seronomi var. Mikrofonla adam anlatıyor durumu. Şu an ara verdiler. Biraz katıldım ama çekmedim. Çünkü el hareketleri falan yapıyorsunuz. O nedenle katılmadım. Geldiğimiz gibi merdivenlerden çıkarak artık Ganj Nehri'ne veda ediyorum. Arkamda Ganj Nehri. Güzeldi. İki gün boyunca buradaydık. Yarın da öğlene kadar buradayız. Buradan da yine güzel bir şehir olan Allahabad'a geçeceğiz. Allahabad'da olacağız. Ganj'ı şöyle son bir defa görelim istiyorum. Evet. Tabi Allahabad'da da Yamuna ve Ganj'ın devamı da orada. Arası en az burası kadar önemli bir şehir. Varanasi'den ne anladık arkadaşlar? Ganj çok önemli, Hindular için çok önemli. Bir nehir, Varanasi de yine Hindular için çok önemli bir şehir. Şehrin işleyişi de aslında çok güzel ama trafikten ve sürücülerden çok muzdarip oldum. Yani motosikletliler hiçbir zaman dikkat etmiyorlar. Yani şöyle azıcık ben de çıkayım ki hatıra olarak kalsın. Video çekerken çok fotoğraf çekilemiyorum. Hatıra niteliğinde elimizde şu videolardan kesitler olsun en azından. Şimdi buradan veda edelim. White Baba. Hah, bak burada. Ya işte bu şekilde değişik adamlar olabiliyor. Varanasi muhakkak görülmesi gereken, tekrar söylüyorum, muhakkak görülmesi gereken bir yer. Tabii çok tapınak var ama tapınak gezmedik. Şu nehrin kenarında gezmek bile, bilgi edinmek bile oldukça değerli, oldukça güzel. Hinduları anlamak için, ne yaptıklarını anlamak için önemli bir parça diyelim. Umarım Allahabad'dan da istediğimiz sonucu alırız. Ben Varanasi'den istediğim sonucu aldım arkadaşlar. Oldukça güzeldi. Varanasi'de
geçirdiğimiz günler. Tabi biraz yorgunluk var. Nepal ardından buraya geçmek falan bizi biraz yordu ama olsun. Yine de şöyle hafif hafif gezerek durumu atlatmaya çalışıyoruz. Artık 60 günü rahat devirdik herhalde. Bir 10 gün daha Hindistan'dayım. Allahabad, Lucknow ve ardından da Delhi. Belki de Allahabad'ın ardından güzel bir gece treni bulursam doğrudan Delhi'ye geçerim. Henüz karar vermedim. Yolda doğaçlama karar veriyorum. Kumaşçıları bugün anlattık zaten. Gördük. Kısaca gördük. Çok anlatmaya gerek yok. Buralar şimdi oldukça kalabalık. Kamerayı birazdan topluyorum. Ve Varanasi'ye video manasında veda ediyorum. Yarın trene kadar olan kısımda trafiği çekeriz. Trafikten çok video çekmedik. Trafiğin işleyişini görürsünüz. Trafik kaotik. Nasıl diyeyim? Yani Asya'daki en sıkıntılı trafiklerden olabilir. Sürücülerden kaynaklı bu. Yani onların hızlı ve tehlikeli sürmesinden kaynaklı. Şehrin en merkezi noktalarından biri Ganj'a inen yer. Bunlar serbest. Bakın seviyorlar, dokunuyor. Kendine dokunuyor sonra adam. Dilenci vallahi oku zilinle parayı topluyor. Ama bakın şu bulut benim çok hoşuma gidiyor. Caddeden bu gün batımı çok güzel. Şurada da bir tapınak var. Yani trafik şu anda burası kapalı olmasına rağmen kaotik bir şekilde devam ediyor arkadaşlar. Yani hiç böyle boş yolda kornaya basan her şey var. O nedenle artık bir şey diyemiyoruz. Şöyle yapayım. Hiç devam etmeyelim, videoyu uzatmayalım. Ben böyle dönüyorum. Caddeye arkamı alarak hepinize Varanasi'den hoşçakalın diyorum. Görüşmek dileğiyle. Yarın trene kadar olan kısmı ve treni çekeceğiz. Devamında Allahabad'da olacağız. Hoşçakalın.